günler sayın seyircilerimiz. Güne damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Kosova'da. Akar, Başbakan Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balkan ülkelerine yaptığı gezisi çerçevesinde bugün Kosova'yı ziyaret ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakan Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi. Bakan Akar'ın Priştine'de diğer yetkililerle de ayrı ayrı temaslarda bulunması bekleniyor. Basına kapalı olarak yapılan görüşmelerde iki ülke arasında savunma alanında işbirliğin artması imkanlarının ele alınması bekleniyor. İkinci dijital zirvesi Belgrad'da yapılıyor. Bu zirvede imzalanan anlaşma ile Batı Balkan ülkeleri arasında roaming hizmetleri ödemelerinin kaldırılması için anlaşma imzalandı. Belgrad'da düzenlenen ikinci dijital zirvesinde Batı Balkan ülkeleri arasında roaming hizmet ödemelerinin kaldırılması için anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayı Kosova adına zirveye katılan Ekonomik Kalkınma Bakanı Valdrin Luka imzaladı. Roaming, abonesi olduğunuz GSM şirketinin kapsama alanı dışında kaldığınızda aynı firmanın anlaşmalı olduğu başka bir GSM şirketinin şebekesinden yararlanarak tekrar kapsama alanına girmenizi sağlayan bir hizmettir. Uluslararası dolaşım sayesinde abone kendi ülkesi dışındayken de mobil cihazını kullanmaya devam edebilecek. Bu anlaşmanın anlamı budur. Medyalarda özellikle gençlerin daha iyi bir yaşam için uzun bir aradan sonra tekrar Kosova'dan göç etmeye başladığı haberlerine yer veriliyor. Bu konuyu sosyal medyadan değerlendiren Başbakan birçok medyanın halkı yanlış bilgilendirdiğini iddia etti. Başbakan Haradinaj paylaşımında son dönemlerdeki istatistiklere dayanarak Kosova'nın göç riski taşıyan bir ülke olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi. Son dönemde göç oranı azalmıştır. 2015 yılında 67 bin vatandaşımız Kosova'dan göç etmiştir. Bu rakam 2018 yılında 3 bine düştü. 2018 yılında ise daha önce göç eden 727 vatandaşımız geri dönüş yaptı. Bütün bu veriler Kosova vatandaşlarının serbest dolaşım ilkelerine saygı gösterdiğini ve göç edenlerin sayısında düşüş olduğunu kanıtlıyor. Başbakan, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelerek hükümetin işbirliği konusundaki stratejisini anlattı. Sivil toplum kuruluş temsilcilerine hükümetin stratejisini anlatan Başbakan, dört konuya öncelik verileceğini söyledi. Başbakan bu öncelikleri sıralarken şöyle konuştu. Birincisi karar alma sürecine katılım. İkincisi yapılanların sorumluluğunu taşıma ve hesap verme. Üçüncüsü kamu hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sunmak. Ve sonuncusu kamu çıkarlarını korumak için gönüllü destek kavramını geliştirmek. Bu toplantıya katılan Avrupa Birliği temsilcisi Natalia Apostolova ise hükümet ile sivil toplum kuruluşları arasında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kosova'da 10 yılda bir nüfus, hane ve konut sayımını yapmaya hazırlanıyor. Kosova 2021 yılında bu sayımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Kosova İstatistik Ajansı sayımın Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci için çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. İstatistik Ajansı medya sorumlusu Hazbiye Çeriçi, RTK 3'te katıldığı programda bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Çeliçi, nüfus, hane ve konut sayımı Kosova'nın geleceği ve Avrupa'ya entegrasyon süreci için çok önemli. Hazırlıklara 2018 yılında başladık. Sayım hazırlıklarını yapacak çalışma gruplarını kurduk. 2021 yılında yapılacak sayımlar ülke ekonomisine 12 milyon 700 bin euroya mal olacak, dedi. Sağlık Bakanı Uran İsmaili ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yavcılar, Priştine Hastanesi'nin inşaatı için bir mütabakat zaptını imzaladılar. Sağlık ve Kamu Yönetimi Bakanı tarafından imzalanan Priştine Hastanesi projesi ve inşaatı mütabakat zaptı, projenin en hızlı ve en etkili şekilde uygulanması için kurumsal yükümlülükleri belirliyor. Mütabakat zaptının imzalanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Uran İsmaili, başkent için çok önemli olan hastanenin yapımına dair bu büyük projenin resmen hayata geçirilmeye başladığını söyledi. Priştine kenttaşlarının 20 yıldır sağlık hizmetlerinden mahrum kaldıklarını kaydeden İsmaili, hastanenin inşa edilmesinin artık bir vaat değil bir gerçek olduğunu ifade etti. Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yavcılar ise
Priştine Hastanesi'nin Devlet Sağlık Bakanlığı, Priştine Belediyesi ve bu hastanede hizmet alacak başkentliler için önemli bir proje olduğunu açıkladı. Söz konusu proje 4 safhada gerçekleşecek. Birkaç ay içerisinde tamamlanması beklenen fizibilite etüdü için Kamu Yönetimi Bakanlığı 500 bin euro tahsis etti. Bu arada hastanenin inşaatının tamamlanması beklenen 2019-2021 yıllarında projenin gerçekleşmesi için 7 milyon euro ayrılmış bulunuyor. Kosova'da görevine yeni başlayan Türkiye Büyükelçisi, Priştine Gerçek Kültür, Sanat ve Spor Derneği temsilcilerini kabul etti. Gerçek Türk Kültür Sanat Derneği temsilcileri dün Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçilik görevine yeni atanan Sayın Çağrı Sakar'ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Yıldıray Bayram, ziyaret kapsamında derneğin yönetim yapısı, dernek kollarının işleyiş şekli ve derneğin mekan sorunu hakkında Sayın Büyükelçi'ye bilgi verdiklerini açıkladı. Yıldıray, görüşme talebini kabul eden ve kendilerini son derece sıcak bir ortamda karşılayan Büyükelçi Sakar'a ve tüm Büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçimin sonucunu değiştirecek husus yok diyor. Peki halkın düşüncesi ne? Ayrıntılar haberimizde. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı şunları söyledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı alarak almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. Görevine bir an önce başlamak için sabırsızlanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına çıkarak şunları söyledi. Yazıktır, günahtır. Toplumun vicdanını sızlatmayın. Bir an önce yetkinizi bize verin. İstanbul'un zaman kaybına uğramasını sağlamayın. Ülkede seçimle ilgili tartışmalar sürerken halk da seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve vatana millete hayırlı olmasını diliyor. Vallahi herkes kendine çıkan şeyi kabullenmeli bence. Yenmek de var, yedilmek de var bu hayatta. İnsanlar hiçbir şekilde kabullenmeli diye düşünüyorum ve seçim sonuçlarının bu olduğunu düşünüyorum. Değişmemeli diye düşünüyorum. Yani hakkaniyetli, legal bir sayım olursa veya olmuşsa bu sonuca zaten ben sevindim şahsım adına. Herhangi değişiklik olmasını beklemiyorum. Benim kendi kişisel tepkime gerek yok. Piyasanın tepkisi zaten muazzam olur. Böyle bir şey cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Ankara'da 11, İstanbul'da 19 ilçede oylar yeniden sayılıyor. Seçim kurullarına itirazlar yarın saat 17'ye kadar devam edecek. 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinin detaylarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla destinasyonla yeni havalimanı en büyük hub'lardan biri olacak. 114 uçak aynı anda terminale, köprüye yanaşabilecek. Bu sayı Atatürk Havalimanı'nda sadece 46 idi. En büyük uçaklar, süper jumbo kategorisindeki uçaklar yeni terminallerimize rahatlıkla yanaşabilecek. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03'te başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süre olacaktır. Bu 6 Nisan 02 Atatürk Havalimanı'ndan
son uçuş yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2036 yılı tahmini verilerine göre Türkiye önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına gireceğini de sözlerine ekledi. Sayın seyircilerimiz, Kosova'dan bir haberle devam ediyoruz. Prizren'in Bousko köyünde ahırın kapısını kırıp içeri giren ayı 28 koyun ve kuzuyu telef etti. Prizren Belediyesi'ne bağlı Bousko köyündeki bir çiftçinin ahırına giren aç ayı, ahırda bulunan 28 koyun ve kuzuyu parçalayarak yedi. Mikrofonlarımıza konuşan hayvanların sahibi Ramel Demir'i son günlerde ayının sık sık köye indiğini ancak havaya ateş ederek kaçırdıklarını söyledi. Önceki akşam sabah erken saatlerde tekrar köye inen ayının ahırın kapısını kırarak içeri girdiğini ve 28 adet koyun ve kuzuyu parçaladığını söyledi. Son bir aydır sık sık köye inen aç ayı maalesef önceki akşam sabaha karşı ahırımızın kapısını kırarak içeri girmiş ve 28 koyun ve aralarında bulunan çok sayıda kuzuyu parçalayarak öldürmüş. Bizim bu bölgede ayı avı yasak olduğundan öldüremiyoruz. Ancak çok büyük zarara uğradık. Yetkililerden bizlere sahip çıkmalarını istiyoruz. Kısacası çok mağduruz. Ayının saldırısı sonucu yaralanan koyunlarını gösteren Demir'i, aç olan ayının son günlerde sık sık köye indiğini söyledi. Köyün çobanı da geçtiğimiz günlerde aynı ayı tarafından saldırıya uğradığını ancak köpekleri sayesinde ayıdan kurtulmayı başardığını söyledi. RTK Haber'in son bölümünde hava durumuna bakacağız. Ardından kapanış için burada olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu ve kısmen güneşli bir gün yaşanıyor. Başkentte gün ortasında termometreler 17 dereceyi gösterdi. Yarın zaman zaman yağmur yağışlı havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince hava sıcaklıkları 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, RTK Haber'i burada noktalıyoruz. Yarın haftanın son gününde yeniden buluşmak dilekleriyle efendim, hoşça kalın.